Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akreplerin Ekim ayında neler yaşayabileceğine dair öngörülerde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Bakalım akrep ve yükselen akreplerin neler bekliyor. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gözleriniz çakmak çakmak bir şey o kadar çok sevineceksiniz ki bu aşk konusu olacak ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum pardon özür dilerim uzun zamandır beri ilişki konusunda sıkıntılar yaşayan, bir birlikteliği sonlandırmakta sorunlar yaşayan akrep burçları bu dönemde net kararlar, evlilik kararlarını alacaklar. Parmaklarına yüzüğün takacak gözüküyorlar. Birdenbire düğün tarihi, nikah tarihi alma gündeminizde olacak. Bu da sizin gözlerinizin çakmak çakmak oluşunun sebebi. Aile bu konularda sizin için ön plana geçecek ailesel konular. Belki de bu düğünün erken tarihe alınması konusunda aile faktörü önemli rol oynayacak. Sadece sizin tarafınız değil karşı tarafında böyle bir talebi olacak. O yüzden biraz daha erkene alınacak. Hiç e, dersiniz ya, ya bunu da diz çöktüremediğim dediğiniz bir konuda karşıdaki kişiyi diz çöktürmüş bulacaksınız. Ben haklıyım moduna geçmek yerine ya bu da olacaktı zaten sen biliyordun sadece konduramıyordun diyeceksiniz. İnsanlara karşı hoşgörünüz biraz artarken kendinize ayırdığınız zamandan da fedakarlık etmek yerine biraz daha fazla zaman ayırmaya çalışacaksınız. Gündeminiz para konularıyla sık sık uğraştırılırken etrafınızdaki kişiler biraz savurganlığınızla ilgili laflar söylerken siz bunlara hak ettiğinizi düşündüğünüz için Onlara kulak ardı edeceksiniz ama ileriki dönemde küçük sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu konuyla ilgili. Telefon konuşmalarınız, özellikle aile içi konuşmalarda miras veya para konuları gündeminizde olacak. Bu konuşmalar sizi her ne kadar sıksa da sık sık maruz kalacağınız bir konuşma. E, Ailede anne figürü sizin arkanızdayken e, karşı cinsle ilgili sorunlarınız da gün yüzünde olacak. Bu evlilik olur, ikili ilişkiler olur ama bir şekilde sıkıntılar baş gösterecek, çözülmeyecek şeyler değil ama kısa sürede biraz e, canınızı sıkacak olan şeylerden bahsediyoruz. E, büyük bir kısmet var ve bu kısmeti geldiği zaman şunları şunları yapacağım dediğiniz bir hayaliniz var. Sizin hani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir okul yaptırmak istiyorum diyorsunuz ya mesela yıllardır beri hayalinizdir. İşte bu fırsat önünüze gelecek. Veya mesela şu sınavı kazanırsam ben şunu yapacağım dediğiniz adak adadığınız veya başka bir konularda ısrarla çabaladığınız bir şeyin meyvesini alma zamanınız. Bunları da etrafınızdaki insanlar hani e, zoru görünce kaçan insanlar Şimdi etrafınızda olacak. Siz bazı insanları hayatınızdan temizleyeceksiniz bu durumda. Birdenbire ya senin de dilin çok sivrileşmiş artık hiç kimseye eyvallahın yok diyecekler. Ama siz kafanızda şu var. Bundan sonra beni üzebilecek hiç kimseye fırsat vermeyeceğim. Evet vermeyeceksiniz de böyle bir Ekim ayı sizin gündeminizde olacak. Hem göz önünde olacaksınız hem de göz önünde olmak istemeyeceksiniz. Ama yaptığınız her şey, attığınız her adım sizin için, sizin yerinize başkalar için sansasyon yaratıyor. İnsanlar sizi takip etmekten yorgun düşerken siz bu kadar enerjiyi nereden bulduğunuza şaşıracaksınız ama Ekim ayı sizin için yoğun bir tempo ama bunları da yaparken zevk alarak yapacağınız bir Ekim ayından bahsediyoruz. İş konusunda yeni bağlantılarınız var. Bu bağlantıları kullanarak yeni bir iş kurabilirsiniz veya yeni bir sektörde işe başlayabilirsiniz. Yani geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı çok iyi kurup yönetme şansınız var bu ekim ayında. Bu da size yeni fırsat kapıları açıyor demektir. Hayalini kurduğunuz bazı olaylar için dışarıdan da destek alacaksınız. Hatta ruhani olarak, manevi olarak bazı destekler sizin gündeminizde yer alacak. yaşam sevinci de olacak içiniz. Bu konularla da ilgili insanlara kendi içinizdeki şeyleri aktarmak isteyeceksiniz. Ama sizi anlayabilecek insanlar sayısı çok az etrafınızda. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Bazen insanlar sizin delirdiğinizi düşünebilir. Yüzünüze söylemeseler de arkanızdan bu tür konuşmaların geçtiğini bilmek sizi biraz rahatsız etse de Artık herkesi kendi haline bırakıyorum. Benim için ben önemliyim diyeceksiniz. Bununla da bazı gerçekleri kendinize anlatmaya çalışıyor olacaksınız. Hem dışarıya bir şeyler anlatmak hem de kendini içinizde kendinizi yenilemek biraz zor bir süreçtir. Ama siz bunu başarıyla yöneteceksiniz. Dışarıdan bir şapkalı bir kişinin gelişi var. Bu şapkalı kişi muhtemelen mevki veya makam sahibi bir kişi. Böyle bir kişiden alacağınız bir haber sizin gündeminizi değiştirecek. Küçük bir topluluğa gireceksiniz ve sözünüz dinlenecek bir şekilde etrafınızdaki insanlar sizin ne dediğinize kulak asacaklar. Bazen içi doldurulmuş balondan kelimeler vardır. Siz her size göre boş kelimeler söyleseniz de içi dolu olacağından emin olabilirsiniz. Dışarıya karşı e fikrinizin ve zikrinizin ne kadar dolu dolu, kendinizin ne kadar yetiştirilmiş olduğunun itirafları da size gelecek tabii ki. Kıyıda köşede bıraktığınız bir konu var geçmişe dair. Bu geçmişle yüzleşmeyi her seferinde erteliyorsunuz veya böyle bir kişiyi hayatınızdan çıkarmamak için kenarda dursun, beni rahatsız etmesin dediğiniz bir konu var. İşte bu konu sizi rahatsız edecek ve siz bu konuda yargılı da olmuş olarak <laughs> bazen normalde yapılan şey farklı görünse de olayın iç tarafı farklı olur. Siz böyle bir durumu yanlış anlama durumunda kalacaksınız ve kestirip atacaksınız. Sonrasında biraz pişmanlığınız olsa da ya zaten zamanını bitirmişti diyeceksiniz. Tamamen o konuyu kapatacaksınız fakat orada bir haksızlık edeceğinizi de unutmayın. Yaşam kalitenizde sıkıntılar yok ama sağlıkta özellikle spora başlamak için yeni bir heves bulabilirsiniz kendinize. Dışarıya doğru şehir dışı özellikle hatta yurt dışı gibi bir yere gitmek istiyorsanız bu dönem gündeminizde bir anda böyle bir plan yer alacak. Özellikle bir yolculuk yapmak istiyorsunuz ama hani derler ya akrepler ne kadar bilimle ilgili onu tam olarak hatırlayamıyorum şu an. Fakat bilimsel bazı çalışmalar gündeminizde olacak. Ya yakından takip ediyor olacaksınız ya da çalışacağınız sektörü bilimsel konularla ilgili özellikle bazı yapılandırma yoluna gideceksiniz. Bu sizin ilk sıranızda yer alacak oluyor. Evet gözünüz aydın diyebiliriz akrep borçları için. Ekim ayı sizin gündeminizi bir anda rahatlığa kavuşturuyor. Şansınız bir anda dönüyor ve bu fırsatları değerlendirecek durumda olacaksınız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.